Ben çok bak o kadar ya, yani yanlış bir insan atıyorsun ki buna itirazım hiç olmaz benim. Ben seni bayağı da savundum mesela İlber hoca itiraz etti dedi ki yani ne itiraz etti dedi ki sen? şimdi Hayır, versenize idassın, ne? Hayır ne o koydu? sisteme diyor ki artık böyle bir sistem var yani ee? ne yapacağız diyor. Seyredelim cevabını hemen alalım. Hoca'yı verir. Acun Rıcalı demiş ki bence insanların uyuması lazım. Evet. Niye mesai sabah 10.30'da başlamıyor? Evet. O önceki iki saatte dünya mı kurtuluyor? Hepimiz hep birlikte çalışmazsak aslında bir sorun olmayacak. Bir zamanında sabah işe gidin demiş. O günden beri sabah işe gidiyoruz. Bunu diyen kim? Acun. Bizim Acun. Ya Acun 10.30'da kalkabilir. Ona bir itirazım yok. Yerine bir vekil tayin ederse bak işler için. Ama herkes için aynı hürriyeti verebilir mi yani? onun televizyonda, onun makamında bir takım işleri yürütecek insanlar istediği saatte kalsın yerine başka soy işi yapsın diye bir şey olabilir mi? Yani bütün etrafımız böyle kurulu bir mekanizma ile gidiyor. Elektrik santralları, tevdiyat, çöplerin dökülmesi bilmem ne. Şimdi bunu Acun'a soru diye soruyorum. Tenkit için değil yoksa. Yani sen kendin on buçukta kalkabilirsin istiyorsan o senin hakkın. İşini ayarlıyorsan bir patron olarak bayağı bir adam çalıştırıyor ve yerine de bu anda seni dolduracak bir vekil bıraktıysan helal olsun sana. Ama herkesin on buçukla kalkmasını serbest bırakırsan isteyen namazla kalksın, isteyen kuşluk vakti kalksın falan işler yürümez. Hocam 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 Tamam. Yani mükemmel yorumlar yapmış katılıyorum. Şimdi katılıyorum derken yorumlarına katılmıyorum. Ee, hani e, neye katıldığım da çok belli değil şu anda <laughs> ama an şöyle diyeceğim sadece katılmıyorum <laughs> aslında birincisi e, hocamız diyor ki e, sistem, bunun üstüne, sistem diyor. bunun üstüne kurulu ya maalesef işte bu hayal edememekten oluyor önce bir hayal edeceksin sonra uygulayacaksın ondan sonra sonuçlarına bakacaksın ben şimdi hocamıza soruyorum sistem bunun üzerine kurulu peki sistem onda, 10.30'da kalkalım demiyorum ben burada da mesai başlasın diyorum 10.30'da Mesai on buçukta başlasa. Yarına itibaren. Aksiyen ne olacak? Birisi bana anlatsın. Ben de merak ettim. Yani hocam beni orada tatmin etsin. Mesela sistem 8'e doğru kuruluyor. On buçuğa doğru kurarsak ne olacak? Sisteme. Orada zaten ben sistemi değiştirelim diyorum ya. Burada ben insanlara böyle birey... Hocam şöyle anlamış. Hani 10 şirket on kalsın, kalksın. 5'e eskisi gibi kalsın demiyorum. Hep beraber uyuyalım diyorum. <laughs> Evet benim iddiam o yani. Ayrılamaz. Evet uyuyalım. Hani bırakın uyuyalım yani. Hep beraber uyuyalım. Herkes uyusun. uykusunu alsın. Dinlensin. Güzel bir şekilde güne başlasın diyorum. Ya benimki o. Yani... <laughs> evet ben şeye çok sinir oluyordum. Böyle yani şeyde çalıştığım zamanlar. Ya ben, ben sana birkaç bu, bu kart basma hikayesi falan vardı. Abi bizde kart basma yoktu. Ben sana bir olay anlatayım mesela. Yani biz PlayStation oynardık. O zaman e, muhabirlik zamanında. Abi turnuva bitiyor 7'de ya. Evet. 6'da 7'de bitiyor mesela. Eğlence işte. Masum bir eğlence. 6'da 7'de bitiyor. Zaten 7'de servis geliyor. Oynarken korna sesi duyardık böyle. Aşağı bakardık. Daha turnuva bitmemiş. Araba gelmiş. Biz top arabayı binerdik. Yani o sabah kalkmalarla ilgili zamanda ben de bunları yaşadığım için. E, yani bir sersemlik yaratıyor. Böyle bir kendine eğlemiyorsun. Evet. Ondan sonra e, mesela trafiğin bile aynı saatte çıkmaktan olduğunu fark eder değil misin mesela? Orada da bu dediğim uygulanırsa kademeli bir şekilde trafiğinde azalacağını düşünmüyor musun mesela? Ben mesela arkadaşlarıma bunu savunduğumda yani ben geç işe başlamak, uykunu almak, yani istediğin gibi uyumak bunları savunduğumda mesela bana şey diyenler oluyor. Ama hayatı kaçırıyorsun. İşte o sabah hı. aşırı bir işte şey oluyor. Bir başka bir duygu düşük enerji duyuyorum. oluyor. Ben bunlara saygı duyuyorum. Zaten herkesin görüşü farklı olsun. Hı hı. Ama isterseniz oylayalım. Bir referandum yapalım. O arkadaşın görür o zaman işte sabah kaçırmayı. Bak bir bakacak herkes de bak kaçırıyor. Biz değil yani. O yüzden ben hani anket yapılsın. Al, anket soralım. Bizim e, arkadaşlara soralım hani. E, sordursam ben e, sen de sordurabilirsin. Sabah erken kalkmak istiyor musun? Ne kaça kaç çıkar sence? Ben çok ezici üstünlükte e, tabii kimse kalkmaz. Hadi hep beraber mutlu olalım biraz biraz ileri doğru gidelim ya. Bana yani. uyar ben gerçekten diyorum bayılırım. Ya yani bütün çalıştığım, çalıştığım tamam. yani bağlı yerlerde bana ben kimsenin sabah erken gelmesine yana değilim. Ha gelmek isteyen gelsin ayrı itiraz da etmiyorum. İşte ama ne gibi ben, ben gidişe de engel olmaktan yana değilim. Ya insan vardır mesela eğer işe inanıyorsa, işi seviyorsa 2 saatte de 6 saatlik performansla çalışır. Doğru. Ee, ona mesela o saatte gitme, bu saatte gitme ya hayatım boyunca yapmadım. ya Yapmayı da çok mantıklı bulmuyorum. Yani o iş, denetim işi ben daha hayır, çok demotiv eder. Bu arada ben hayatımda böyle bir performans verebildiysem de buradaki rahatlığım yüzünden buradan Şansal Büyükay'a abi Şansal abiye buradan bütün kalbimi gönderiyorum. Şansal abi benim öğleden sonra uyuduğum bilirdi. Mesela öğleden sonra uyuyordum ben. Şansal abi bunu biliyordu mesela. Düşünsene patronun saat 3 ile 4 arası uyuyorsun. Patronun haberi var bundan. Acun nerede diye sorarlardı. Aşağıda bir yerde uyuyordur derdi. Ama ben en başarılı sekibim bendim o dönemde. O beni bu şekilde motive etti. Benim yani bugünkü felsefemi oluşturmamda şansal bile olan ilişkilerimin Tabii. hep kafamdaki e, hatıralarım var. Ya bir gün çok böyle oturuyordum. Sen dedin o ne oldu ya dedi bir şey gibisin dedi. Ya o, abi dedim çok yoruldum bu aralar dedim. Hani işte fazla dedim. Öyle mi dedi? Hemen bilet alın dedi. Sen bir yurt dışına git dedi. Şöyle iki gün geçir bir rahatla dedi bana. Kendimi İtalya'da buldum bir anda. Yani şuna geliyorum. Yani Tabii. çalışanın rahat ettirilmesi performanslı 5 ile 10 çarpar. O kadar iddialıyım yani. Rahat insan, mutlu insan performansını arttırır. Bu tatile geliyorsun ya mesela. Tatilin konusu ne aslında biliyor musun? Ben maddi olarak herkes zengine edemem yani. Öyle bir gücüm yok. İnşallah olur da ederim de yok öyle bir gücüm. Ama ben çalışanlarımı farklı bir şekilde çalıştırıp daha rahat şartlarda çalıştırabilirim. Buna gücüm var. Ben gücüm buna yettiği için onu yapıyorum. Tatile de götürüyorum, daha da götüreceğim. Daha büyük tatillere de götüreceğim. Ondan sonra sabahları da erken kaldırmıyorum. Çünkü niye? Çalışan en azından maddi olarak dünyalar kadar para veremeyebilirim. Ama insanların mutlu çalışmasını sağlayabilirim. Kendi kendime öyle düşünüyorum yani. Sen kaçta uyuyorsun, kaçta yanıyorsun? Ben altıda uyurum yani. Sabah beş buçuk altı. Sabah 10 buçukta on çeyrek kalkıyorum mutlaka. Ama Değil... kalkıyorum yani. Onu 10 on geçeyle 15 on geçe arası otomatik kalkıyorum biliyorsun şu an en son yayınlanan e, yayınlar diyor ki bir insanın 7 ile en az 7 en fazla 9 saat uyuması gerekiyor uygun. Ben sonra öden sonra mutlaka bir saat uyudum. Ha öyle telafi ediyorsun. Yani. Ama bünyede bünyede fark var mesela. Yani ben mesela uyuklayan insan da gördüm. Hiç uyuklamayan insan da gördüm. O biraz hepimiz farklıyız. Hmm. Benim hayatım ben normal 12-1 gibi ofise gelirim gece. Birden sonra önce İhsan gelir. Ondan sonra Şero Mustafa gelir. On, insanlar da gelmeye başlar böyle. Saat 3-4 gibi bayağı kalabalık olur ofis. 4'te 5'te yavaş yavaş dağılmalar başlar. 6'da da trafiğe kalmadan erkenden herkes evine gider. E, peki gündüz mesela 10'da 11'de uyandın. O, 10 çeyrek sonra 11 mesai bizde. Ya e ben 11'de şirketli mesai değilim normal yani. İşe en erken kim geliyorsun orada? Ebru mu e, geliyor? çalışan kadınlarımız var. Onlar çok erken gelirler. E, ondan sonra yok Ebru da 10.30'da 11'de eve gelmez ya. Yani ya ben Gökhan'ı bizim benim asistanım var ya. Daha ben de erken geldiğini görmedim adamın. hani buradan ona da sesleniyorum. Gökhan işe gel. Yani 11'de geliyorsun yok. 11.30'da geliyorsun yok. Yani, yani, bizim işlerimizde hani hayatımız Gökhan bir yandan da. Yani 12 12 gibi geliyor. Bir bakalım çıkıyor mu çocuğun? Hayır bakıyor Böyle dediğin gibi şöyle bir yokluğu etrafı. <laughs> ama performans diyorsan on numara yani. Mi o Ata sana şimdi biraz filmden çıkıp bir şey soracağım. Hı. Önce bir şey izleteceğim ama soracağım tamam. Soruyla ilgili olarak. Allah Allah. Sevgili Selda verir misiniz e, ee, şeyi? O soru cevap soruyu. Biraz sizin taklidinizi yapmış. Seyrettiniz mi? Bir tanesini gördüm. Bir daha göremedim. Nerede görünüyor? Hiçbir şey söylesin. Ben orta gibi koydum beni buraya. <laughs> Hayır, bir şey böyle bir şey değil. Polonya'da da ayrısı oldu. Yok, hayır. Ha bu ben televizyondan seyrediyor. <laughs> Kocaman adamlar <vardı>, da duyuyor. <laughs> Slav adam Fransızca biliyor. Yani o şeyle enterese Afgan'ı çalıştırmıyor. Afgan toprakçı adam. Ha, <laughs> bu seyretmiş. <laughs> Atanın taklidine 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Hocam? Vallahi vermem, vermem. O ayrı da işte biraz daha böyle tanıması lazım. 6 alır mı hocam 6? Yoksa 5 Yok canım ne bileyim ben ne alacağını herif ekmek parası şimdi boş ver. <laughs> <laughs> Öyle puan verilirdi <laughs> ekmek parası da değilim. Ben gerçekten çok seviyorum kendisini. Bir mihenk taşı hepimiz için İlber Hoca. Ee, Mehmet Demir kola çıktığımda yapmıştı. Evet, o çok yerine rast geldi. Ee, çok çok severek. Beni biraz daha fazla tanıması lazım. Biz hocayla yani. her hafta program yapıyoruz. Evet, birkaç Orada kere... seni de çok sevdiğimiz için evet. kulakları çınlattık. E, hemen görünce de çok sorayım. Çok dedim. isterim daha yakından tanımak. Beni tanıması lazım diyor. Öyle diyor. Televizyondan gördüğünüz gibi bir tanıması lazım beni. Ondan sonra yapsın. Zevkli. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> şimdi izleyicilerden sana filmle ilgili e, özellikle filmdeki işte Bursa şeyleriyle ilgili çağrışmaları ile ilgili çok fazla sorular var. Hı -hı. E, Vallahi hepsini e, yanıtlamak istiyorum hazır buraya çıkmışken. Benim de e, konuşmaktan zevk alacağım şeylere dönüşebilir. Şeyi nasıl e, özellikle insanlardan geri dönüşler filmle ilgili sana dönüşlerin nasıl olduğunu soruyorlar ama en çok sorulan soru mesela Selçuk Cengiz Bey sormuş. Filmin devamını çekmeyi düşünüyor musunuz? En çok onu merak ediyoruz demiş. Yok bu filmin devamı olmaz. Ben istemem devamı falan Saka olmaz. biliyor musun? Yok. Devamını çekene kadar o adam ölür ben sana söyleyeyim. <laughs> <laughs> Adamı çitileyip bıraktık orada ya. <laughs> Mümkün değil yani. <laughs> Bak bir soru çok güzel. Diyor ki dünyada komedyenler yaşları ilerledikçe komediden kara mizaha oradan da daha duygusal, hüzünlü bir yerlere yalnızlık gibi temalar üzerine filmler, işler yapıyorlar. Ee, Bursa Bülbül de sanki biraz hüznüyle, nostaljişiyle sizin bu tarafa doğru gittiğinizi gösteriyor mu? Özellikle Peru'yu çıkarıp attığınız sahnede e, izleyicimizin aklına o gelmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diyor. Tarz değişikliği ile ilgili bir şey hissetmiyorum ben. Yani ...Louis Defoe'nu ne yapacağız... ...mesela Charlie Chaplin'i ne yapacağız... ...yani öyle bir şey yok... ...komedyen her yaşta komedyendir de... ...mesela diyebilirsin ki... ...sinemada değil de... ...ben bir komik bir... ...kabere... ...yapayım... ...sahnede yapayım... ...yani komedyenler çok... ...lezzetli kuşlar... ...yani o, o kuşun susmaması lazım... ...ben vallahi içimden geleni yapıyorum... ...bilmiyorum ki sonra ne olacak... ...yani şu an için bunu hissediyorum yaptım... Ee, Oyuncular mesela oyuncu seçimi, ya sanki oroye Yani de... yaşımızı aldık ağırlaşalım falan öyle bir şey yok. Ya. Ama dediğim gibi yaşımı aldım o zaman gerçekten çok istediğim şeyleri öne çekeyim diye. Çünkü benim cep telefonumda notlar kısmında aklıma gelen film düşünceleri var. Bunları ben not ediyorum. Şimdi orada birikmiş bir şeyler var. İşte onların içinden gerçekten yapmam yapmayı çok istediğim. Ee, şeyleri, e, projeleri öne çekeyim kafasındayım. Metin Akpınar, ben senin e, çok yani müthiş bir taklit yeteneğim var o ayrı da. Metin Akpınar'ı ben ilk kez şeyde gördüm. Yani e, Bursa Bülbülü'nde gördüm. O oradan bir, e, fuardan bir sahne. Aşk Olsun'dan bir sahneyi sen oynuyorsun. Hı -hı. Metin abi seyrettin mi onu? Seyretmiştir herhalde. Ya, yok sen hani konuştun mu ne bileyim. Tabii ki... tabii. Biz Metin abi misafir olduk. Ben izah ettim ne yapmak istediğimi. Yap yavrum dedi. Güzel olur dedi, yap dedi. Ee, Sağolsun, izin verdi. Ben de yapmaya çalıştım ama çok çok çalıştım ya. Yani Muhteşem o böyle saklit çok... yapmak gibi değil çünkü o bir inceleyince o bir dakikalık sahneyi içinde horon tepiyor, hint hint hintli taklidi yapıyor, es veriyor, inerken kızı küçümseyerek iniyor, dalga geçecek vücudu hazırlıyor, herkesi hazırlıyor, ondan sonra oturuyor yanında müzikal bir şey var. Çok böyle parça 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 çalıştım onu. Ee, i̇nşallah dedim yüzümüze gözümüze bulaştırmamışızdır. Galiba bulaştırmamışız güzel, gibi gözüküyor çok. ama yine de Metin abi karar verir. Yani bir gün beni arayıp şurası şöyle olmamış da diyebilir. O eleştiriye de başımın üstünde yeri var yani. E, ee, Bülent Hanım biliyor mu? Peki ya yani böyle bir şey... Tabi tabii tabii hepsinden izin aldım. Öyle mi? Şahsen aradım. Ne dedi Bülent Hanım mesela duyunca? Bülent Hanım e, inan çok uzun sürmedi konuşmamız. Durumu izah ettim. Neden de böyle bir şey yapma arzusu hissediyorsun? Dönemin dedim gerçekliğini artırmak için. Çünkü kasıp kavurduğu bir dönem. Müthiş bir, e, e, albümlerin ard arda, arda patladığı müthiş bir dönem ve ben şanslıyım yine bembeyaz kıyafetlerle seyrettim açık havada. Yani Bülent Hanım tabii seyrettim ya yani babamlarla beraber. Yusuf restoranttan kalkıldı. Oraya gelindi. Orada limonata falan içiliyor ama zaten yük alınmış öbür tarafta. Bederler falan böyle kıpkırmızı gözlerle bakıyorlar. <laughs> ben de onların yanında. Yani çok acayip bir şey dedim. Bülent Hanım dedim yani dönemin gerçekliğini artırmak için dedim. Ben varım dedi. Bu çok onur etti beni. Yani sadece ben varım dedi. Çok hoşuma gitti gerçekten. Emrah da öyle. Bir de Emrah'la konuşmamızda bir şey geçti. Dedi ki benim bir best of albümüm çıkacak. Ve bir tane dedi şarkısında sen söyler misin dedi. Dedim estağfurullah yok dedi. Ben çok istiyorum dedi. Ve benim onun en sevdiğim şarkılarından birini bana verdi. Herhalde birkaç ay sonra çıkartacak o albümü. Ben de, de dinleyeceğim ayrı. ya bitmiş halini dinlemedim hiç. Unutabilsem. Ah ne yapsam ne etsem. Evet. Bulabilsem. Ben de öyle düşünüyorum. Ne şarkı o ya. Sorma. Sınır <laughs> 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 bozuldu. Ah, ah. Oh, evet, Andaş nasılsın? Valla o şarkı çok çarpar beni. Çok severim ben o şarkıyı. Allah bak. Tükendi, gerçekten oldu ama orada gerçekten oldu. Sana bir şey söyleyeceğim. Ayten teyze filmi seyirince ne dedi? Ya annem benim ya. Gerçekten. Merak etme. Ben oturdu seyretti. Arada yorumlar mı oluyor yoksa bitiyor ve sonra mı konuşmaya başladı? Galada, galada seyretti. Ha, öncesini seyretti. Ben galaları onun için yapıyorum ya. <laughs> Canım benim ya. <laughs> Ellerinden öpüyoruz buradan. Seyrediyorsa ya da <laughs> seyrederse. Çok iyi bir eleştirmen. Su gibi akıyor bunlar. Ben adadan biliyorum. Su gibi akıyor dedi. Su gibi akıyor hiç korkma dedi. Ben anlarım dedi. Su gibi akıyor dedi. Onun ölçüsü o. Su gibi akıyor. Vücudumu dinledim dedi. Tüylerim dedi. Kalkıyor iniyor. Kalkıyor iniyor dedi. Bu tüyler dedi böyle kalkıp iniyorsa dedi. Benim oğlum iyi bir şey yapmış diyorum dedi. Gerçekten en iyi yolu biliyor musun? Yani sen yani nasıl üst beyine nasıl matematik nasıl eleştirel bakarsan bak vücut doğrusunu söyler. Yani vücut doğrusunu söyler. Mesela ben bir keresinde şimdi birden doğaçlama aklıma geldi. Böyle hayret eden insanların ağzı açılır ya. Aa falan. Hani bu çok komik, <laughs> çok komik hareketli bir şey değil mi yani? Hani bir yerde oynarken yapabiliriz bir sitcomda falan. Aa falan. Bu bana çok abartılı gelir. Herhalde dedim ben hayatımda hiç bu duruma düşmedim. Yani hiç öyle açılmadı ağzım. Ya bir kıza çok aşığım 20'li yaşlarım falan. Hiç beklemiyorum. Bak hiç beklemiyorum. Bodrum'da bir anda sevgilisiyle beraber karşıma çıktı. Ben böyle oldum bak. Aa! Ve o an kendimi yukarıdan gördüm yani. Ben de 22 yaşında falanım. Bu yukarıdan gören adam işte zaten şu an başıma bütün işleri açar adam. Dedim ki gerizekalı zekalı kapat ağzını dedi öbür ata yani. Baya böyle aa demek ki öyle oluyormuş ya. Çocuklar çok yapar mesela. Konuşma oldu. Şu nasıl dersin mesela bir sihirbazlık numara böyle aa. Aslında onu biz zamanla geliştiriyoruz. O ağzı kapatmayı öğretiyoruz kendimize. Duygularımızı bastırıyoruz. Eski sevgiliyi görünce bir konuşma oldu mu yoksa gördün ve geçtin mi? Unutmayın. Yok şey. adam var yanında. Kafamızı gözümüzü yarar. Voleybolcudu bir de adam. Tanıyorum ben. <laughs> Boyum kadar kolu var adam. <laughs> Uzaktan baktım böyle. Atan, Gittim Arjantin'e vurdum kendimi. <laughs> Arjantin vardı o zaman biliyorsun. Böyle aradım, odayı aradım böyle. Oda hangisi benim?